Hocam kanalından hepinize selamlar, hepinize merhabalar. TYT Din Kültüründe sizinle artık son bölümdeyiz. Son bölümde ahlaki tutum ve davranışlara bakacağız. Bunlarla ilgili temel bilgileri de ele alarak artık adım adım TYT Din'de bu dersi kapatmış oluyoruz. Daha sonra bizim için biliyorsunuz ki AYT Din Kültürü dersleri başlayacak. TYT bu bölümle beraber sona ermiş oluyor. Selamlar ve saygılar diliyorum. Tabii siz bundan önceki bölümlere bu kanalın oynatma listesinden ulaşabilirsiniz. Oradan bölümleri sırasına göre takip edebilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü gibi derslerin konu ve soru videolarına erişebilirsiniz. Yine kısa bir hatırlatmakta fayda var. Bizim bu seneki TYT kitaplarımız Google kitapları içerisinde PDF olarak yer alıyor. Bunları baskı olarak bastırmadık. Çünkü kitap maliyetlerinin ve kargo maliyetlerinin çok yüksek olduğu bu zamanlarda gerçekten bir kitabın artık 100-150-200 liralara ulaştığını görebiliyoruz. Telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan, tabletinizden, Apple Store'dan ya da diyelim ki Google Play'den siz Google Kitaplar uygulamasını yükleyerek oradan Sosyal Hocam diye aratıp bu kitaplara erişebilirsiniz. Bunlardan bir tanesi de TYT 20x20 sosyal bilimler denemesi. Video çözümlü bir denemedir. Bu denemeye ücretsiz örnek kısmına tıklayarak deneme içindeki soruların kalitesine ve seviyesine de erişebilir. Bilgi ve fikir sahibi de olabilirsiniz. Olabildiğince güzel, renkli, grafik çizimli ve ÖSYM'nin formatına uygun niteliktedir. 10 lira gibi fiyatı var diye yine bizim tarih, coğrafya, sosyal bilimler, son tekrar gibi soru bankalarımızda 10 lira gibi fiyatlarla burada PDF olarak yer alıyor. Çok rahat bir şekilde, çok cüzi bir miktarlara binlerce soru çözebilirsiniz. Bilginiz olsun. Tamam mı? Hadi bakalım bizim için ahlaki tutum ve davranışlar başlasın. Şimdi İslam ahlakının konusu ve gayesine baktığımız zaman öncelikle ahlak teriminin ne olduğunu ifade etmek gerekir. Etik dediğimiz ahlak, insanın iyi ya da kötü vasıflandırılmasına yol açan manevi nitelikli bir unsurdur. Daha doğrusu insan davranışlarının bir karşılığı niteliğinde biz ahlak ifade edebiliriz. Ahlak temelinde toplum içerisinde yaşayan insanların erdem niteliğine ulaşabilmesi için hedeflediği yoldur. Ahlak esasen insanın kötüye karşı iyi olabilmesidir de denilebilir. Öyle diyelim. Tabii ahlakı oluşturan bir takım unsurlar var. Burada hani sözlük manasına bakıldığı zaman da bunu tamamlayan İşte mizaç, tabiat, huy, karakter gibi unsurlardır. Mesela mizaç bizim için nedir? İnsanın doğuştan gelen yapısıdır. Tabiat onun doğasıdır. Huy özellikle olaylar ve davranışlar karşısındaki eğilimidir. Karakter ise çevreyle veya yaşantıyla beraber kendisine geliştirmiş olduğu niteliklerdir. Öyle diyelim. Tabii ahlak insanda hani böyle yerleşmiş bulunan bir karakter yapısına da işaret etmektedir. İnsanın yetişmiş olduğu kültür yapısı, aile yapısı, sosyoekonomik durumu birçok temel nitelik doğal olarak insanın karakterini şekillendiren unsurlar arasındadır. Bunlar da insan karakterinde ve davranışlarında da farklılaşmaya sebebiyet vermektedir. İnsanın düşünce ve eylemleri de büyük çapta hani ahlak niteliğinde şekillenebilmektedir. Bu manada da ahlak insanın sahip olduğu temel karakter yapısıdır dememiz gerekir. Peki ahlak kurallarının insanlar tarafından nasıl görüldüğüne bakmak gerekirse çok eskilere baktığımız zaman hatta sizi felsefe dersine götürürsem ontolojide hatırlarsınız. Hani evrensel bir ahlak yasasının olup olmayacağını savunan görüşler vardı. Bu bağlamda bir takım insanlar evrensel doğrular olduğunu kabul görür. Bazı ahlaki kurallar ise o toplumların kendi inanç, gelenek ve anlayışlarına göre şekillenmiştir. İnsan biliyorsunuz akıl sahibi, irade sahibi bir varlıktır. Doğal olarak yapmış olduğu davranışların sonuçlarını ahlaki ölçülere göre tartar, değerlendirir ve ona göre bir sonuç niteliğine ulaşır. Ki ahlak da din ve hukuk gibi yaptıkları böyle hani din ve hukuktaki gibi onların yaptıkları kurallar, normlar gibi ahlak da belli bir hürriyet sınırı çizer. Yani ahlakta tam bir özgürlük yoktur. Sınırsız bir özgürlükten bahsedilemez. Öyle diyelim. Mesela ayıp, günah, yasak kavramları bir manada insanın toplum içerisinde dini, ahlaki ve hukuki kurallara göre yaşantısını düzenlemesinde ve kendini biraz daha frenleyebilmesinde özgürlüğü kısıtladığı unsurlardır demek gerekir.
Peki devam edelim. Ahlak ve hukuk sisteminin oluşumunda hak hukuk kavramlarının, utanma duygusunun, günah niteliğinin ve merhametin bu gibi duygu unsurlarının başrolde söylemek gerekir. Mesela diyelim ki önünüze biri yürüyor. Cüzdanını düşürdü veya yüklü miktarda bir para düşürdü. Şimdi o parayı sahibine vermek toplum kuralları içerisinde bir haktır. Bir hukukun niteliğidir. O parayı alma eğilimi göstermeme, mesela o kişinin utanma duygusunu ortaya çıkarabilir. Çünkü insanlar bir takım ahlaka aykırı olmayan davranışları sergilerken utanma duygusu ön planda olabiliyor. Zaten yapmıyorsa utanmaz oluyor değil mi? Toplum içinde öyle diyor. Bir de işin dini boyutu var değil mi? Sana ait olmayan kul hakkına el uzatmak günahtır. Bir de o insanın gerçekten o paraya ihtiyacın olduğunu düşünebilme. Ve bu unsur üzerine hareket ederek davranış sergileme merhametin bir karşılığıdır. Demek ki bu gibi duygular çok önemli. İslam bilgilerinden İmam Gazali de ahlak ilminin bakın ruhi tıp ilmi şeklinde tanımlayıp ahlak için şunu söylemiştir. Ahlak insanın bedenini ölçülü yarattığı halde ahlakı geliştirmeyi onun kendi çabasına bırakmıştır. Yani sana bu ölçü seviyeyi veren yaradandır ama tercihlerin iraden sana bağlıdır demektedir burada. Peki devam edelim. İslam ahlakını ele aldığımız zaman İslam ahlakı neyi nasıl yapmalıyız sorusunun cevabını araştırır. İyi ve kötü hakkında bize bilgiler verir ve uymak zorunda olduğumuz kuralları, sorumlulukları bizlere tanıtır. Ve bunları yaparken İslam kaynağı, İslam ahlakı kaynağı iki temel üzerine şekillenmiştir. Bunun biri Kur'an-ı Kerim iken, ikincisi ise Hazreti Peygamber'in davranışları, eylemleri, sözlerini oluşturan sünnetidir. Öyle diyelim. Bunlar doğal olarak Hazreti Peygamber'i izleyebilmek, görebilmek de İslam ahlakının temellerini, kaynağını oluşturabilmektedir. Peki ahlak ve terbiye arasındaki ilişkiye bakacak olursak, öncelikle terbiye kavramını ele alalım. Hani gündelik dildeki sözlüklere baktığımız zaman işte ıslah etme, düzene koyma, idare etme, eğitme, gözetme gibi kavramların bir karşılığı olarak bilinmektedir terbiye. Ama temelinde eğitim yoluyla davranışları ortaya çıkarmak hani işin eğitsel boyutundaki terminolojik karşılığıdır. Ahlak eğitimi ise hani insanın beden, zihin ve ahlak bakımından geliştirip olgunlaştırılma sürecidir. Peki terbiye ahlak ile bütünleştirildiği açıdan İslami nitelikte nasıl görülür? Şimdi insanın ahlaki özellikleri terbiye sonucunda değişebilir. Yani senin yalan söyleme eğilimin, senin sana ait olmayan mala yönelik eğilimin terbiye kuralları ve niteliğiyle beraber davranış kalıplarının da öğrenilmesiyle değişebilir. İnsan bu unsurları değiştirebilir. Mesela küçükten hatırlıyorum. Kendimden paylaşayım mesela sizlere. Normalde ilkokula giderken babam o zamanlar bana 15 kuruş verirdi. 15 kuruşa bir simit bir ayran geliyordu. Öyle diyeyim size. Bir gün çok acıktım. Yani okulda çok acıktığımı hissettim. Babamdan da fazla para istemiyor. Çünkü çok zengin değiliz. Çok varlıklı da değiliz. Orta seviyede değiliz. Yani öyle diyeyim sizlere. Hani söylersem kalbim kırılır gibi düşündüm. Hani söyler ve o kabul etmezse bana daha fazla para vermeyi. O nitelikte düşündüm. Sonra cebinden para aldı. Yani bana ait olmayan ve onun haberi olmadan cebinden normalde almam gereken paranın daha fazlasını aldı. Orada televizyonda ne geçti biliyor musunuz? Bir böyle çizgi filmi vardı. Bir şey vardı böyle. Yalancının mumu yastığa kadar yanar diye bir kelime falan böyle cümle geçmişti. Ondan sonra dedim ki ne demek acaba bu ya? Yalancının mumu. Aslında hani orada biraz açıklıyordu. Hani bir yalanın içerisine girmek ne yaparsanız yapın mutlaka onu açığa çıkaracaktır diye. Neyse sabah oldu. Ben tabii onun ne olduğunu anlamadım. Sabah olduğunda babam çıkmadan evvel yanıma geldi. Dedi sana verdiğim para sana yetmiyor mu dedi. Dedim ki yani yetiyor. Niye sordun dedim. Niye cebimden para aldın dedi. Ulan dedim hakikaten öyleymiş. Yalancının mumu demek ki yatsıya kadar yanar. Kısmı böyleymiş.
Hem yalan söylediğimi de anladı ve doğru olmayan bir şeyi yapmadığımı da anladı. Ve daha sonra hani bunun kötü bir şey olduğunu, hani bir şeye ihtiyacım olduğu zaman kendisine söylemem gerektiğini söyledi. Bakın bu da bir terbiyedir değil mi? Yani benim bir ahlaksız davranışımı veya ahlaka uygun olmayan davranışını da şekillendiren bir unsurdur. Örnek vermek istedim. İslam ahlak anlayışında da insan hani peygamberler vasıtasıyla gelen vahiy ve kötülüklerden temizlenerek de gerçek iyiliğe erişir. Bu da sizi erdemli kılar ve erdeme eriştirir. Evet. Bu hikayede rahmetli babamı yad etmiş olayım. Mekanı cennet olsun. Ahlakın güzelleşmesi iyi bir karakter eğitimiyle mümkündür. Karakterin oluşması da yaşam boyu devam eden bir süreç niteliğidir. İnsanın karakterini şekillendiren de süreç niteliğinde. Bir defa doğru bir inanç sistemine sahip olması gerekir. Yani inanç sadece dini boyut olarak düşünmemeniz gerekir. Doğruya inanç da bir inançtır. Temizliğe inanç da bir inançtır. İyi insan olmaya inanmak da bir inançtır. Öyle değil. İnanç sistemine uygun bir yaşantı sürerek iradesini güçlendirme ve iman ve iradesini ibadetleriyle iyi işlere götürme gerektirmede hani sağlam bir karakterde insanı şekillendiren unsurlar arasında söylenebilir. Öyle diyelim. Peki İslam ahlakına gelin. İslam ahlakında doğru görülmeyen, İslam ahlakında kabul edilmeyen, İslam ahlakında yerilen bir takım davranışlar vardır. Bunlar arasında yalan, iftira, mahremiyet ihlali, gıybet, haset, suizan, hile ve israf gibi kavramlar Milli Eğitim Temel Kitabı içerisinde bizim için kazanım niteliğinde vurgulanmıştır. Şimdi o kavramları sizinle bir ele alalım. Yalan, doğru olmayan bir niteliği ifade etmek, asılsız bilgi ve haber vermek yalandır. Yalan söylemeyen insan var mıdır? Ya bence yoktur. Bakın yalan illa büyük unsur demek değildir. Bazen insan düşüncesinde geçen bir şeyi ifade etmemek de bir yalandır veya onun aksini söylemek de bir yalandır. Yalan hemen hemen insanın hayatının her noktasında olabilir. Tekrar söylüyorum, yalan illa çok büyük bir unsur üzerine yalan söylemek değildir. Mesela canını sıkan bir davranış vardır ama o davranışın veya o unsurun diğer insanlar tarafından bilinmesini istemezsin. Sana niye canın sıkılıyor denildiğinde, yo canım sıkılmıyor demek de bir yalandır. Veya işte benim yapmış olduğum bir davranış mı senin canını sıkıyor dediğin zaman, evet ben senin şu oyundan hoşlanmıyorum veya bundan hoşlanmıyorum demek yerine, yo öyle bir şey yok demek de bir yalandır esasen. Yani yalanın esasen büyük küçüğü olmaz. En ufak doğru olmayan bir şeyi ifade etmek bile yalandır. Tabii yalansız bir dünya mümkün mü? Ya öyle bir dünyada toplumsal uzlaşı kolay mı? Bu da felsefenin konusu. Öyle diyelim. Ama yalan hoş karşılanmaz. Öyle söyleyeyim sonuçta. İftira. İftira yalanın daha üst modelidir. Çünkü iftirada suç isnat etmek vardır. Olmayan bir şeyi olmuş gibi göstermek vardır. Bu da insanlar arasında düşmanlığa sebebiyet verebilir. Mahremiyet ihlali. İslami literatürde buna tecessüs denilir. Temelinde hani insanların özel yaşamına dahil olabilmek, gizli hallerini, ayıp ve kusurlarını araştırmak, bunu açığa çıkarmaktır. Mahremiyet ihlali. Gıybet, bir insanın arkasından onun hoşlanmadığı şekilde konuşabilmek ve bunu başkalarına aktarıp yayabilmektir. Gıybet, öyle diyelim. Bu da hoş bir şey değil, değil mi? Haset, kıskançlık ve çekememezliktir. Yani şu kavramları görünce bizim toplumda ne kadar çok olduğunu hemen veya siz de böyle çevrenizde ne kadar çok bunları karşılaştığınızı hemen düşünüyorsunuz değil mi? Yani haset kötü bir şey. Eskiden ben küçükken mesela şöyleydi. Eğer toplum içerisinde veya çevremizde başarılı bir insan varsa biz gıpta ederdik. İyi bir şeydir yani. Ona örnek alma niteliğidir. Biz de bunun gibi olmak isteriz. Biz bundan daha fazla olalım diye çalışırdık. Ama günümüzde çevrede başarılı insanlar varsa, etrafımızda varsa sürekli bir haset vardır. Ve doğal olarak aman o yapıyorsa kesin şundandır, bundandır gibi olmayan şeylere isnat etmek vardır. Bunlar kötü tabii. Suizan, zan bakın kesin olmayan bilgiye dayalı hüküm vermektir. Zan da suizan ve hüsnü zan olarak İslam'da ikiye ayrılmış. Suizan bir kişi hakkında kötü düşünmek ve kötü kanaate sahip olmak iken hüsnü zan ise iyi düşünmektir. Demek ki hüsnü zan iyi, suizan kötü düşünmektir. Hile insanları aldatmak, kandırma ve karşı tarafı yanartma niteliğidir. Yine İslam'da yerilir bu davranış. İsraf ise hele bakın dünyada insan sayısının bu kadar fazla, doğal kaynakların da bu kadar kıt olduğu bir zamanda gereksiz tüketim, gereksiz malı hani harcama olarak bilinen bir kelimedir. İsraf,
yapan insanlar da müsriftir. Ahiret diyelim. Tutum ve davranışlarda ölçülü olma kavramına gelelim. İslam'da buna veya Arapça'da buna daha doğrusu itidal denilir. Ahiret diyelim. Ölçülü davranma niteliği ve unsuru. Hani isteriz ki insanlar iki aşırı kutup unsuru üzerine davranmasın. Mesela felsefede de buna Aristoteles'iniz Nikomakos'a etikte altın oranda ifade edecekti değil mi? Hani iki kutup unsuru üzerindeki orta noktaydı. Yani ne aşırı cimri ol, ne aşırı hani israf et. Ölçülü, cömert ol gibi öyle diyelim. Şimdi bazen böyle sureler verilip onların anlamları sorulabiliyor. Ben de burada iki tane sure göstermek istedim sizlere. Bakın Araf suresinin 85. ayetinde demiş ki ölçüyü tartıyı tam yapın, insanların mallarının değerini düşürmeyin. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer insanlar iseniz bunlar sizin için daha iyidir. Derken ölçülü olmayın. Yine bakın Lokman suresinde yürüyüşünde ölçülü ol, sesini yükseltme derken yine itidal olmayı burada ifade etmeye çalışmıştır. Ölçülü olmak da yine İslam'da insanları yönlendirmeye çalışan tutum ve davranışlar arasındadır. Şimdi gelelim sorulara. Bakın neler öğrendik, neleri nasıl yansıtacağız. Birinci adım, birinci sorusu geldi. Hangi seçenekte yer alan davranışların tamamı İslam ahlakının yerdiği davranışlardandır? Bakın yerdiği, kabul edilmeyen davranışlar. Haset, suizan, mahremiyet ideali var. Değil mi? Birini çekememezlik, onun hakkında kötü düşünme ve gizli halleri araştırma. Gıpta etmek iyidir. Hüsnü zan iyidir. Tutumlu olmak iyidir. Adalet iyidir. Altını çizdiklerim iyi olanlar olduğu için seçenekler elenir. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangisinden başlar deniliyor. Bakın. Tüm bilge insanlar hayatlarında itidali yani ölçülü olmayı orta yolu tutturmayı hedeflemişlerdir. Bu aynı zamanda Hazreti Peygamber'in Müslümanlara tavsiye ettiği bir ilkedir. Ölçülü olmanın en güzel örnekleri peygamberlerdir. Bak burada sanki başka bir cümleye başlamış. Peygamberlerin hayatları insanın faziletlerle doludur. Onlar doğruluktan ayrılmamış ve günah işlememişlerdir. Dikkat ederseniz hani üçüncü cümleden itibaren bir olay ele alınmış. Öyle anlatılıyor. Birinci ve ikinci cümlede ise insanların ölçülü olması niteliği vurgulanıyor. O zaman C seçeneği yani şuradan itibaren ikinci paragrafa ayırabilirim ben. Buraya bakalım. Altı çizili sözlerle anlatılmak istenen hangisidir? Dünya ve ahiret dengesi denilmiş burada. O zaman ölçülü hareket etme, itidal kavramı değil mi? Müslümanların Hz. Muhammed'i örnek almaları değil. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem her zaman ölçülü hareket etti. Evet bak, denge, ölçü. Hz. Muhammed'in her konuda çekimser davrandığı, her zaman iyimser davrandığı, dünyadan çok ahireti önemsedi değil. Ölçülü burada vurgulandığı için B seçeneği sorumun doğru cevabı. Devam. Bir kişi hakkında kötü düşünmek, kötü kanaate sahip olmak ve hakkında bilmeden hükmü vermek. Hüsnü zan iyiydi, o insan hakkında kötü konuşmak ise suizan idi değil mi? İftira olmayan bir şeyi isnat etmekte gıybet, kıskançlık, gıybet arkasından onun hoşlandığı şekilde konuşmak haset kıskançlıktı. Lakap ise o insana hani seslenme niteliğinde verilen bir unvan veya verilen bir nitelik ismiydi. Verilen bilgiye göre hangisi zulüm olarak nitelendirilemez deniliyor. Hucurat suresi 11. ayette geçen zulüm kavramı bir şeyi yerli yerine koymak anlamına gelen adalet kelimesinin zıddıdır. Kur'an'a göre dini ve insani anlamda yapılan her türlü haksızlık zulüm kavramıyla ifade edilir. O zaman bir kişiye karşı alay etme, gıybet etmek yani hakkında hoş olmayan şekilde konuşmak, kötü düşünmek, suizanda bulunma ve hoş olmayan lakaplar takmak kötüdür, zulümdür. Ama gıpta etme yani o insan niteliğinde başarısıyla hani nispeten gururlanma ve kendisini o yöne yönlendirmektir. Hadislerinden hangisi İslam'ın gayesinin güzel ahlak olduğunu en açık şekilde vurgular? İslam'ın gayesi güzel ahlak vurgu niteliğimiz bu. Bakalım o zaman. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim demiş. A seçeneğinde olabilir. Değil mi? İslam'ın gayesi. Ben bunun için gönderildim. İslam'ın gayesi de güzel ahlak. Olabilir. Beni güzel ahlaka eriştir. Senden başka güzel ahlaka erişilecek yoktur. Burada güzel ahlaka yönelme var. Hani İslam'ın temel gayesi demek değil. Kötülüğün peşinden iyi bir şey yap ki onu yok etsin. İnsana da güzel ahlaka uygun biçimde davran. Davranış niteliği var. Hiçbir baba evladına güzel terbiyeden daha üstün bir hediye vermemiştir. Burada yansıtma. İyilik güzel ahlaktır. Kötülük ise içini huzursuz eden ve başkalarının bilmesini istemediğin şeydir demiş. Bu olmadı zaten. A seçeneği doğru cevap. Gelelim ikinci adım sorulara.
İkinci adımın birincisi. Bu paylaşan hareketi asıl anlatılmak istenen hangisidir ne diyor? Bakalım. Beslenme insan sağlığı ve yaşam kalitesini etkilediği gibi Müslümanın Rabbi ile olan ilişkilerini de etkiler. Hazreti Peygamber aşırı beslenmeden kaçınılmasını öğütlemiş. İnsanlara ölçülü beslenmeyi tavsiye etmiş. İnsanoğlu midenin daha kötü bir kap doldurmamıştır. Halbuki birkaç lokma insanın belini doldurmasına yeter. Eğer mutlaka dolduracaksa üçte birini yemeğe, üçte birini içeceğe ayırsın. Diğer üçte birini de nefes alıp vermeye boş bıraksın demiş. Yine bir denge var değil mi burada? Birkaç lokmayı da yetinmenin gerekliliği değil. Yemenin günaha sebep olabileceği değil. Asıl kullanmak istenen bu değil. Beslenmenin sağlık üzerindeki etkisi değil. Denge değil mi? Asıl vurgulanan üçte biri, üçte biri, üçte biri derken esas dengeli beslenme niteliğidir. Beslenme de midenin üç kısma ayrılması değil. D seçeneği doğru cevap. Buraya bakalım. Aşağıdaki davranışlardan hangisi İslam'ın yerdiği davranışlardan değildir deniliyor. Bakalım. Asıl bilgi ve haber vermek kötüdür. Tecessüste bulunmak kötüdür. Tecessüste bulunmak nedir? Hani bir kimsenin böyle öğrenilmesini istemediği özel durumunu merak edip araştırıp soruşturma doğal olarak kötü bir şey değil mi? Devam. Suizanda bulunma, onun hakkında kötü düşünme ve haset etme. Burada kıskançlık. Bunlar olur ama müsterih olmak, hani sakin olmak manasındadır. Burada bir sıkıntı yok. Bu parça normal almış cümlelerden hangisinde ve hangilerinde ahlak ile terbiye arasındaki ilişkiye değinilmiştir deniliyor. Bakın. Ahlakın güzelleşmesi iyi bir karakter eğitimle mümkün olur. Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki olabilir. Değil mi? İyi bir karakter eğitiminde ahlakın güzelleşmesi. Ahlak terbiye, terbiye eğitimle sağlanabilecek unsurlardan biridir. Olur. Karakterin oluşması yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Gitti. Hazreti Muhammed'in ahlakın güzelleşmesiyle ilgili duası şöyledir. Allah'ım dış görünüşünü güzel yarattığın gibi ahlakını da güzelleştir. Bu olmadı. Devam. Sağlam bir karakter oluşturmak için önce insanın doğru bir inanç sistemi, inanç ile karakter var. İnanç sistemine uygun bir yaşantı insanın iradesi. Bu irade niteliği vurgulanmış. Bakın ahlakın güzelleşmesi iyi bir karakter eğitimiyle mümkündür. Bu da ahlak ve terbiye arasındaki ilişki niteliği olabilir. Çünkü hani eğitim aynı zamanda insanın terbiye niteliğidir değil mi? Eğitim ve terbiye edilebilir. İnsan A seçeneği sorunun doğru cevaptır. Bu parçadan ibadetlerin hangi yönüne değinilmiştir? Değinilmemiştir. Bakalım. Diyor ki İslam'a göre ibadetler kalbi kötülüklerden temizleyerek insanın şahsiyetli olmasına yardımcı olur. İnsanın kendisine olan güvenini artırır, metanet ve cesaretini güçlendirir. Ayrıca karakterini sağlamlaştırır. İbadetlerin düzenli olarak yapılması irade terbiyesinde son derece etkilidir. Ancak ibadetin iradeye tesir edebilmesi için hem devamlı olması hem de belli bir bilinç düzeyinde yapılmış olması gerekir deniliyor. O zaman irade terbiyesindeki rolü var. Psikolojik yönü değil mi? Düşünce niteliğinde burada var. Toplumsal yönü. Kalbi kötülüklerden temizlemek, insanın şahsiyetli olması bunlar hep bireysel yönlerdir. Toplumla ilgili bir şey bahsetmemiş. Ahlaki gelişimin etkisi, evet. Bakın kişinin gelişim niteliğinde de var. Kişilik oluşumda zaten her türlü etkiliyor. C seçeneği sorunu doğru cevap. Buraya bakın. Parçada ahlakla ilgili hangisine değinilmemiş? Bakalım. Ahlak kelimesi Arapçada hulk kelimesinin çoğuludur. Hulk, tabiat, mizaç, huy ve karakter gibi anlamlara gelir. Kur'an-ı Kerim'de ahlak kelimesi biri adet, diğeri de ahlak manasında olmak üzere iki yerde geçmektedir. Arapçada insanın dış yapısıyla halk, iç veya manevi yapısı için hulk kelimesi kullanılır. Kavram olarak ahlak ise insanın iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına yol açan manevi nitelikleri, huyları ve bunların etkisiyle ortaya konan iradeli davranışların bütünüdür deniliyor. O zaman şimdi ahlak kelimesinin kökeniyle ilgili çıkarım niteliği var burada. Var. Hulk kelimesinin anlamlarını gördük. Hulk ile halk kelimelerinin kullanıldığı, yani kullanım farklılığı. Evet, bu da vurgulanmıştı. Hayatın çeşitli alanlarına ilgili ahlaki kuralları. İşte toplumda şu kural ele alınıyor, hayatta bu kural önemlidir. Böyle bir şey okuduk mu? Hayır. Ahlak kavramının tanımı, evet. O mana niteliği de vurgulanmıştı. D seçeneği sorunun doğru cevabı. İkinci adımdaki son soru. Parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır deniliyor. Bakalım. İslam ahlakı insanı yüceltmeyi, tutum ve davranışlardan olgunluğa ulaşmayı amaçlar. İslam ahlakı esas alınmış. Bakalım. Ölçülü olmanın en güzel örnekleri peygamberlerdir. İslam ahlakından girdik. Ölçülü olma nereden çıktı? Davranışlardaki olgunluğa erdem denir. Bak davranışlarında olgunluğa ulaştırma. Davranışların olgunluğuna erdem denir. Bak devam ediyor. Erdemli olmak ölçülü olmaktır. Ölçülü olmak da dengeli hareket etmek ve aynı zamanda tutum ve davranışlarda açlıktan uzak durmaktır. Tamam bunlarda sıkıntı yok. İkide bir problem var. Hani davranışlara değinilmiş, davranışın olgunluğuna erdem verilmiş, erdem tanımlanmış ve ölçülü vurgulanmış. İkide birden hani ben buradayım diye bir akışı bozan nitelik var. B seçeneği sorunun doğru cevap.
Ve üçüncü adıma geldik. Verilen ayet ve hadisten harekette hangisi söylenemez deniyor. Bakalım. Eriska olma, büsbütün eli çok açıkta olma. Sonra kınanır ve çaresiz kalırsın. İsra suresinde demiş. Söz ve davranışlarında ileri gidip haddi aşanlar helak olurlar. Dikkat ederseniz ileri gitme, ölçülü ol. Bunlar vurgulanmaya çalışılıyor bizim için. Cimrilik, dinen kınanan bir davranış. Evet, bu söylenebilir. Ölçülü ol deniliyor. Hani aşırı kutuplarda olma. İnsanlar söz ve davranışlarından sorumludur. Evet. Maddi imkanlar gibi sözler de israf edilmemeli deniliyor. Söz ve davranışlarında ileri gidip haddi aşanlar helak olurlar derken vurgulamış. Hayır işlerinde tutun olmak gerekir. Savurgan kimse sorandan çaresizlik yaşayabilir. Evet bunu da vurguluyor. Hayır işleriyle ilgili bir çıkarım noktası yok burada ayet ve hadiste. Daha çok ölçülülük hedef alındığı için sorunun doğru cevabı D seçeneği. Buraya bakalım. İslam ahlakının kaynağı bizim için neydi? Kur'an ve sünnetti. Değil mi? Kur'an, bilim, terbiye, deneyim, akıl, düşünce, vicdan, bilgi verilmiş. Kur'an ve sünnetti. Devam. Bu parçada özellikle hangisi, aşağıda hangisi beklenmektedir deniliyor. Bakalım. Ölçülü olmak aşırılıktan uzak durmaktır. Hangi alanda olursa olsun aşırılığın her türlüsü kötüdür. Allah, İslam'dan önceki din mensuplarını dinlerinde aşırılığa gitmemeleri konusunda uyarmıştır. Bu inançlar bağlamında görülen tevhidden sapma, şirki benimsememe, insanları ilah edinme ve peygamberlerini gereğinden fazla yüceltme gibi tutumlar İslam'a göre birer aşırılık örneğidir. O zaman burada ölçülü olmak hedeflenmiştir. Yani itidaldi değil mi? Ölçülünün bir diğer kavram karşılığı. Terbiyeli olma, şahsiyet sahibi olma, karakter sahibi olma ve seciyeli olma bizde diğer vurgulanan kavram niteliği olmuş. İtidal unutmayın. Bunun bir diğer farklı kavram karşılığıydı. Seciyeli olma. Ders içerisinde bu kavram niteliğini hiç görmemiştik. Yani herhangi bir kişinin takılmış olduğu böyle tavırların genetik olarak ortaya çıkıp yansıttığı yaratılış ve huy ile beraber karakter niteliğinde görülen bir kavramdır. Yani hani o tabiat, huy, karakter anlamında kullanmış olduğumuz nitelik vardı ya işte biz ona seciye diyoruz. Hani anlam niteliğinde bu şekilde kullanılıyor. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde ahlak kavramı hakkında tanımlama yapılmıştır deniliyor. Bakalım tam niteliği olacak. Arapçada insanın dış yapısı için halk, iç veya manevi yapısı için hulk kelimesi kullanılır. Burada ahlak tanımını anlamış. Ahlak insanın iyi veya kötü vasıflandırılmasına yol açan manevi nitelikleri, huyları ve bunların etkisiyle ortaya konan iradeli davranışının bütünüdür. Evet bu bir tanımdır. Ahlak insanda yerleşmiş bulunan bir karakter yapısına işaret etmektir. Bu bir tanım değil. Varlıklar içerisinde ahlaken değerlendirmeye tabi olan insandan başka bir varlık yoktur. Bu da değil. Ahlak, din ve hukuk gibi disiplinler yaptıkları düzenlemeler ve insanın hürriyetine sınırlar belirler. Bu da bir tanım değil. B seçeneği bizim için tanım. Buraya bakalım. Ayet ve hadislerden hangisi İslam ahlakında yerilen davranışlar hakkında değildir? Evet. Bu yerilen davranışlardan biri olmayacak bu. Bakalım. Ey iman edenler, zanın çoğundan sakının. Çünkü bazı zanlar günahtır. Suizan gibi değil mi? Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki takva erisiniz. Burada bir yerilen davranış yok. Kibre düşmeden ve israfa kaçmadan yiyin. Kibir, israf. Bizi aldatan bizden değildir. Aldatma, hile. Ey iman edenler, insanın güzellerini araştırmayın. Değil mi? Bu da hani gizli, hani az önce görmüş olduğumuz temel bir kavram niteliğinde de ifade etmiştik. Ve hani tecessüs kavramıyla vurgulamıştık. Bir de mahremiyet ihlali olarak derste ifade etmiştik. O da kötüydü. B seçeneği sorunun doğru cevabı. Ve son sorumuz. Parçanın sonunda düşüncenin akışına göre hangisi getirilebilir deniliyor. Bakın. İsraf genel olarak tutum ve davranışlarda ölçü dışına çıkmaktır. Yaygın olarak maddi imkanları gereksiz yere tüketmek ve savurganlık anlamında kullanılır. İsraf eden kimseye müsrif denir. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah'ın ölçüsüz davrananları sevmediği belirtilir. Kur'an-ı Kerim'e göre gerçek müminler israf ve cimrilikten uzak durur, harcamalarında dengeli davranırlar. Bir ayette bu husus şöyle ifade edilir. Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları bu ikisi arası dengeli bir harcamadır. O zaman buradan hareketle. İsrafın nimetlere nankörlük olduğu hususunda Hazreti Peygamber de Müslümanları uyarmıştır. Olabilir, bu dursun. Örneğin israf sadece maddi konularda sınırlı değildir. Hayır. Hatta zaman, emek ve duygular da israf edilebilir. Tükenmez sanılan şeylerin de bir sonu. Tükenmezlik değil. C dursun ama C'ye bakacağım.
İletişim araçlarıyla uzun süre vakit geçirmek zaman geçme. Şimdi B, D ve E kesin olamaz. Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları bu ikisi arasında dengeli bir harcamadır. Bir ayette bu ifade edilmiş. Bak, ayet örneği verilmiş bir kaynak olarak o zaman peygamber de burada örnek verilebilir. İsrafın nimetlere nankörlük olduğu hususunda Hazreti Peygamber de Müslümanlar olmuş. Bak, ayette böyle geçiyor. Hazreti Peygamber de insanları uyarmıştır. Çünkü hani bizim için hani kaynağı neydi? Kur'an-ı Kerim'de ayette bir de Hazreti Peygamber'in sünnetiydi. O zaman A seçeneği daha uygundur C'ye göre. Evet. Sorularımız ve dersimiz burada sona erdi. Daha doğrusu TYT Din artık bu video ile sona erdi. Bu süreçte beni dinlediğiniz için ve bana yoldaşlık ettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sınavda her şey yönünüzü geçer. Yine TYT Din'le ilgili kavram videolarımız olacak, soru çözüm videolarımız olacak. Bunlardan da istifade etmeyi unutmayın. Kendinize çok çok dikkat edin. Size ve ailenize saygı ve selamlarla. Her şey yolunuz olsun. Hoşçakalın.